Değerli dostlar, ben Öteki ve Ötesi İslam Batı İlişkileri Tarihine giriş kitabımın Kazakça tercümesi münasebetiyle düzenlediğiniz bu program vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu çalışmanın hayata geçirilmesinde, tercümenin yapılmasında ve eserin yayınlanmasında büyük emeği olan mütevelli heyet başkanımız Muhittin Şimşek hocamıza ve emeği geçen diğer tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kitabı ben kaleme aldığımda sadece İslam ve Batı ilişkilerinin uzun tarihini bir araya getirecek bir referans kitabı yazmak istemedim. Aynı zamanda ben ile ben olmayan, bizden olmayan, öteki ile ilişkilerin tarihi, kültürel, sosyolojik, teolojik, psikolojik, felsefi boyutlarını biraz irdelemeye, biraz anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştım. Aslında kitap İslam ve Batı medeniyetlerinin neredeyse 1300 yıllık uzun tarihi üzerinden ben ile öteki arasındaki ilişkinin değişik dönemlerini, boyutlarını, yönlerini ele almaya çalışan bir eser. Eserin ana iddiası ben ile öteki arasındaki ilişki bir çatışma, bir yok etme, bir savaş ilişkisi olmak zorunda değil. Ben ötekinden faydalanabilir, ötekini bir ayna olarak değerlendirip kendini ötekinde görerek kendisine çekidüzen verebilir. Ötekiyle birlikte yaşamanın değişik yollarını öğrenebilir, geliştirebilir. Bunun üzerinden çatışma kültürü yerine bir arada yaşama ahlakı ve kültürü inşa edebilir diyor kitabın ana tezi. Ve bunu yaparken de ne beni mutlaklaştırarak otoriter totaliter bir kimlik kurmaktan ne de beni yok ederek bir liberal ütopyaya savrulmaktan bahsediyor. Bunların dışında benim de ötekinin de bir gerçek olduğunu, bu gerçeği kabul ederek varlığa, eşyaya, dünyaya, diğer insanlara, kültürlere, toplumlara baktığımız zaman daha anlamlı, daha verimli, daha gerçekçi bir perspektife kavuşma şansımızın olduğunu ifade ediyor. Ve bunu yaparken tabii İslam ve Batı medeniyetlerinin yüzlerce yıl boyunca devam eden etkileşimleri, alışverişleri, ziyaretleri, karşılıklı gidiş gelişleri ve diğer konularını da biraz derinlemesine ele almaya çalıştım. İslam'ın tarih sahnesine çıktığı 7. 8. yüzyıldan itibaren modern döneme kadar, günümüze kadar bu ilişkiler ne tür aşamalardan geçti? Tarih boyunca yaşanan savaşların, çatışmaların yanı sıra ne tür işbirlikleri, ne tür ortak çalışma alanları inşa edilebildi? Bunlara bakmaya çalıştım. Tarih boyunca İslam'ı bir sadece siyasi ve askeri rakip olarak değil ama aynı zamanda kültürel ve teolojik dini bir rakip olarak gören Batı medeniyetinin İslam algısının hatta İslam takıntısının nasıl şekillendiğini, İslam'ı bir öteki olarak kurgulamasının nelere mal olduğunu izah etmeye çalıştım. Ama aynı şekilde İslam dünyasında özellikle 17-18. Yüzyıldan sonra Batı'nın ötekileştirilerek İslam dünyasının ötekisi olarak kurgulanmasının ürettiği zihni sorunları, maliyetleri biraz açmaya çalıştım. Bu uzun tarih içerisinde elbette çatışma dönemleri, savaşlar, fetihler, karşı fetihler olmakla birlikte aynı zamanda insani ilişkiler, kültürel ilişkiler, sanatsal ilişkiler, ticari ilişkiler ve başka birçok alanda etkileşimlerin, ilişkilerin, alışverişlerin, iç içe geçmelerin, tedahüllerin olduğunu da göstermeye çalıştım. Ama bütün bunlardan benim amacım bugün İslam ve Batı medeniyetleri yeni bir yol haritası belirleyeceklerse bunu ancak kendileri kalarak ama ötekini düşmanlaştırmadan, şeytanlaştırmadan, gayri insanileştirmeden yapabilecekler diyorum. Ana tezi kitabın bu. Bir beraber bir yol yürüyeceksek bunu biz kendimiz kalarak ama ötekini de bir varlık olarak kabul ederek yapacağız. Ötekini ortadan kaldırmaya çalışmadan ama kendi kimliğimizden, kendi tarihimizden, asli hüviyetimizden de vazgeçmeden bunu yapmanın yollarını aramamız gerektiğini ifade ediyor. Umarım değerli Kazak okuyucuları, Kazakistanlı dost kardeş ülke Kazakistan'ın aydınları, akademisyenleri, politika yapıcıları, kanaat önderleri de, öğrenci arkadaşlarım da bu kitaptan istifade ederler. Dünyaya Avrupa merkezci olmayan bir tarih perspektifinden bakarak
bir dünya tarihi yazmanın mümkün olduğunu, ben ile öteki arasında yok etme, ötekileştirmenin ötesinde başka varlık modalitelerinin de mümkün olduğunu anlamalarına yardımcı olur diye ümit ediyorum. Ben tekrar emeği geçen tüm dostlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ahmet Yesevi'nin ruhuyla, ruhaniyetiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.